ekrana doğru bazen geçiyoruz. Maçın başında bitiyor, bazen maçın sonunda bitiyor. Hiç belli olmuyor. Lira'nın yaptıkları çok garip. Yani play'in aşamasının en başındaki Lira'ya geri döndü. Kimin yaptıkları çok garip değil ki. Bu arada Vulcan fena oynamadı. Vulcan zaten turnuva genelinde o da çok enteresan. Ela ayağı en çok tutan oyuncularının başında geliyor. Yok be. Ya abi Vulcan'dan bahsediyorum. Abi vallahi diğerlerine göre çok neyse, daha iyi yani. Ya bu arada yeteneği dahilinde en iyi oynayanlardan bir tanesi, evet. Vulcan. Çünkü takımın yetenek seviyesi daha düşük oyuncularından. O yüzden belki birazcık Vulcan'ın seviyesinden bahsedebiliriz. Kiana ilk tercih. Kai'Sa yine Kodisa'nın ellerinde olacak ve gayet iyi performanslar sergilemişti. Şu ana kadar istediklerini alıyor aslında Clutch Gaming. Play'in aşamasında çok iyi performanslar sergilemişti. Bize karşı bize özellikle. Bize karşı canımızı çok yakmış. Kağıt üstünde bir önceki maçtaki draftleri de çok çok daha net üstündü. Fnatic'e ve kazanmaları gereken bir karşılaşma. Şu ana kadar da iyi bir draft geçiriyorlar bence. Ve RNG'nin de bu turnuvada ilk kez Akali'ye ulaştığını görüyoruz. Shao'yu genelde kaybeden eşleşmelere yolluyorlar ve kazanan eşleşmelere gittiğinde özellikle sene içerisinde çok daha verimli olduğunu gördük aslında. Bakalım Akali'ye orta koridoru mu gönderecekler yoksa Langshin'in ellerinden olacak ve yine bir Ezreal tercihi geldi. RNG'den. Bu arada yani Kuzey Amerika'nın özellikle bu turnuva bazında yukarı tarafta ya Impact belki bir noktaya kadar ama inanılmaz problemler yaşadığını gördük. Dün Cloud9'in yukarı tarafta yaptığı oyunlar yani ilk günden beri birçok meme konu oldu. Umarım en azından bu maçta haritanın üst tarafını doğru oynayabilirler. Şu ana kadar hani tam belli değil hangi şampiyonların nereye gideceği. Yani Kyle belki yukarıya gönderebilir ama zannetmiyorum. Orta koridorda diye düşünüyorum ama yukarı koridoru birazcık hani doğru oynayabilseler. Huni de çünkü yani sürekli yanlış tercihler yapıyor. Yani takımdan ayrı durması gereken yerde takımın yanında yaklaşması gereken yerde tek başına yakalanıyor. Garip Huni değil ya. Kuzey Amerika takımları ya Fiora ile 5'e 5 oynamaya çalıştı Cloud9'dan ya 5'e 5 Fiora diyorum. Onu diyecektim. Yani genel olarak NA takımları çok daha kötü kadrolara sahip oldukları için falan bu kadar dayak yemiyorlar. Gerçekten hazırlık anlamında ve makro plan anlamında diğer rakiplerine göre çok 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 daha alt seviyede. Ne yapacaklarını bilmiyorlar maç içerisinde ve yakaladıkları üstünlükler de yetenekle yakaladıkları üstünlükler de bir şeye dönüşmüyor bu sebepten. Yani majör 3 bölgeden bahsedip Kore, Çin, Avrupa. Bir de takip eden bölgelerden bahsetmek Vietnam, Amerika ve LMS çok da yanlış olmayacaktır. Çünkü bir dönem bu 4 hatta 5 bir arada anılıyordu. Ama artık o sınıflandırma birazcık yerini daha farklı bir şeye bıraktı. Morgana tercihi geldi bu arada. Evet ve alt taraf uzaklaşın bizden hiçbir şey çıkmaz buradan modunu açtı. Ki Morgana'yı hala esnetiyor olabilirler. Evet ama en çok Ming'in, tabii Ming'in 8'de 8 sanırım bütün yıl boyunca en çok oynadığı şampiyonların başında geliyor. Ve Ezreal'ı güvende tutuyorlar, tutmak istiyorlar ki bir önceki maçta SKT maçında da aslında kazanmaları gereken bir maçtı. Yine Ezreal hasar pompaladı orada Uzi. Çok iyi maç çıkardı aslında. Sonuna kadar da güvendeydi. Yani çok tabii fazla Ezreal'e ulaşamadılar. Tabii, yani Morgana'sız da gayet iyi durumdaydı. Sıçralar falan 3 tane sıçra atılarak kesildi yani, takım savaşında. Aynen. Maç kazandıran takım savaşında. Yani Kai'Sa sıçra attı, Lee Sin sıçra attı üzerine. Sanırım belki de bir Ryze de atmış olabilir. Ve Morgana'nın olduğu koridorda yine de Rakan'a gittiler. Çok enteresan bir tercih bence. Bu doğrudan counter'ı ve hatırlayalım ilk Zaya Rakan'ın ilk karşı seçim alt koridoru Caitlyn Morgana'ydı. Ya dümdüz üzerine geldiği için tutturmakta yetenekleri hiç sıkıntı çekmiyor. Ve haritanın üst tarafına bu Kayle'ın gideceği ve Kiana'nın orta koridorda kalacağı anlamına geliyor. Erkenden güçlenen bir Aatrox olacak. Her ne kadar özellikle 6. seviyeye kadar hiç Aatrox'u darlayamayacak aslında Kayle. Bu da Aatrox'un ilk eşyayı aldığını takım savaşına çok fazla etkisinin olması anlamına gelecek ki orta oyuna gelindiğinde bu kompozisyon 2 eşya, 3 eşya seviyesinde ki Akali 2 eşyaya ulaştığında, Aatrox 2 eşyaya ulaştığında Ezreal 3 eşyaya gelmiş oluyor. Oyunun o aşamasında hiçbir tehdidi yok bence Clutch kompozisyonunun. Sadece Kiana'nın ultisine bakıyor ve aynı şekilde Rek'Sai'nin erken aşamada üreteceği şeylere bakan bir kompozisyon. Yoksa Kayle Kai'Sa rakibin orta oyununa karşı cevap verecek nitelikte değil şu anda. Yani eğer özellikle nehir tarafında rakibin görüş olmadığı bir bölgede, rakibin görüşünün hakim olmadığı bir yerde güzel bir savaş yapmayı başarırlarsa o çete savaşını iyi yapabilecek pozisyonlar. Yani toplu 5'e 5'i demiyorum ama hani 3-3, 2-2 savaşları bir şekilde önde kapatabilecek bir potansiyeli sahipler. Katılıyorum fakat harita hakimiyeti, o nehir tarafının kontrolünü, görüş üstünlüğünü vesaire Clutch'ın maç boyunca çok fazla alabilme ihtimalini görmüyorum açıkçası. Yani, Akali'nin erken aşamalarda Kayle'a karşı baskın olmasını yine bekliyoruz zaten bu koridorda. 6. seviyede menzilini edinene kadar en azından. Oraya kadar minyon zaten. Aynen öyle ve bir önceki maçta şunu gördük. RNG yan koridoru oynama konusunda aşırı başarısız bir takım. Yani iyi gözüküyorlar belki ama yaptıkları
büyük hatalar var. İşte ışınlandı Mordekaiser'ı takım savaşına getirip takım savaşına baitlen, yemlenmek ve onun sonucunda o orta koridordaki takım savaşı ortaya çıktı mesela. Ve bu noktada daha net bir takım savaşı kompozisyonuna gitmek bu şekilde Aatrox'lu onlar adına daha verimli bir şey bence ki orta oyun takım savaşları onların en iyi yaptıkları şey ve Ezreal'da çok fazla kaynak ihtiyacı olmadan kendi kendine kaynağını üretebilen bir nişancı olduğu için RNG için oldukça iyi bir kompozisyon. Bu arada öyle diyorsun bence da yine de Ezreal'a kaynakları verecekler. Verecekler. Yani. Tabii günün dördüncü karşılaşması başlıyor. Clutch Gaming'le Royal Never Give Up arasında. Tabii gruptaki sıralamayı çok net etkileyecek maçlardan bir tanesi değil. Fnatic'in SKT karşısında aldığı şok galibiyetin ardından olası bir tiebreak'in de önüne geçilmiş oldu muhtemelen. Eğer ki her şey beklediğimiz gibi gider Clutch Gaming bu iki karşılaşmayı da kaybederse RNG Fnatic mücadelesi gruptan çıkan ikinci takım belirleneceği bir finale dönüşecek. Bu arada RNG ile ilgili benim de bir kritiğim var. Yani Uzi'yi biliyoruz, tanıyoruz artık senelerden beri. Okey, hani bir takımı alıp sırtına götürebilecek potansiyel sahip. Ama bu takımda Zhao gibi bir oyuncu varken, hatta Lengi'yi kullanmak varken, bütün kaynakların Uzi'ye akıyor olması bence belli noktalarda sorunlar yaratıyor. Katılıyorum. Yani birazcık daha o stratejiyi çeşitlendirseler, rakip takımları belki tek ayak üzerinde yakalayabilirler. Mesela burada bile yine bir takım savaşı kompozisyona doğru gittiler ve ya Uzi'ye kaynak daha bırakılacak. Birazcık daha teknik koridorlar üzerinden oynasalar belki de az önce Er'in dediği gibi hatalar da olmayacak. Çünkü hep Uzi etrafında oynamaya çalışıyorlar. Ve bu belli hataları da yaptırıyor. Ya ama kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Yani bu takımın... Zorunda mı? Ya buraya gelmesini sağlayan Uzi. Buraya gelmesini sağlayan şey Uzi ama bunu tek yol bu mu? Bu takım için bu tek yol Jean'ın bu mu olmalı? Bayağı iyi de bir sezon geçirdi. Bayağı iyi bir sezon geçirdi Shao. Artı zaten birebir şimdi alt koridorları izliyoruz. Kaynakların ayrılmadığı noktalarda bile Uzi'nin olağanüstü yeteneği ve koridor kabiliyeti sayesinde zaten hemen hemen her karşılaşmada öne geçen bir oyuncudan bahsediyoruz. Kendi kaynağını kendi yaratabilen bir oyuncu. Fakat bunun üzerine siz çok daha ekstrasını veriyorsunuz ve bütün yumurtalarınızı tek sepete koyuyorsunuz. Aynen öyle. Ve bunun yanında çok daha verim verebilecek oyuncularınızın da bazı noktalarda kaynağını almış oluyorsunuz. Bir önceki maç Shao ya bu bir noktada oyuncuları ileriye götürmez. Mesela Shao 2 sene öncesinde dünyanın en iyi orta koridorlarından bir tanesiyken daha geriye gitti. Ben bunun sebebinin birazcık daha RNG olduğunu düşünüyorum aslında. Ya şöyle beni ikna ettiniz aslında haklısınız. Uzi normal kaynakları almakla kalmıyor. Anormal derecede kendisine funneling yapılıyor. Yani bir önceki karşılaşmada Mordekaiser'in gözünün önünden isabet dalgasıyla 6 tane minyonu aldı. Ve Langshi orada dans etmek durumunda kaldı. Hani bu aslında kendi içinde takımdaki dengelerin nedenli bozuk olduğunu gösteriyor. Bunu mental olarak söylemiyorum bu arada ben. O oyuncunun orada moralinin bozulmasından kaynaklı olarak söylüyorum. Ama uzun vadede oyuncu şunu düşünüyor. Ben ne yaparsam yapayım. İşte en iyilere karşı kazanayım koridorumu vesaire ki Shao gerçekten 2 sene öncesinde dünyanın iyi 3-4 orta koridorundan bir tanesi olarak gözüküyordu. Bence şu an itibariyle kesinlikle değil. O dönemden sonra bir adım ileriye gitmedi. Neden? Çünkü gün geçtikçe her şey daha da fazla Uzi'nin üzerine yıkılmaya başladı. Ve bu hem Uzi bunu istiyor hem takım bunu istiyor. Shao bir acayip bir yan parçaya dönüştü. Hiç ileriye gitme fırsatı bile verilmedi. Bu arada iyi bir yan parça olmanın da kendi içinde değerleri var. Orada aslında itirazım olan kısım hani herkes yıldız oyuncu olmak ya da herkes kaynakları iyi kullanan oyuncular olmak zorunda değil. Dairesi bu ekosistem için önemli bir hale getiren sıfır kaynak, sıfır ilgiyle beraber üst koridor adasında tek başına hayatta kalabilir bir challenger yapması. Ama ona kaynak verdiğinizde daha fazlasını yapamayacak bir oyuncu zaten. Böyle bir problem var. Shao öyle değil. Oo. Yok hayır. Aa, biraz ağır haklı oldu. Haklı olduğu noktalar var. Haklı olduğu biliyorsunuz. Ya Dairus. Evet, vakti zamanında işte Regenant'ların falan olduğu dönemde belki daha farklı bir oyuncuydu ama sonrasında League of Legends da gelişti. Yani Dairus o kadar devir gelişmedi. Yani abi şimdi bu çok temel bir örnek yani Faker bundan 3 sene öncesinde herkesi dalga geçe inerken şimdi Nemesis tarafından solo killenebiliyor mesela. Bu oyuncuların bireysel anlamda da geliştiğini gösteriyor. Bundan 3 sene öncesindeki ekosistemde değiliz. Artık çok daha fazla sayıda iyi takım var. Kimse o dönemde SKT'nin kazandığı gibi 17-1'de dünya şampiyonu olamıyor mesela. Belli olmaz. Şu anda 1 oldu bile SKT. Langshi'nin başı dertte ilk kan mı gelecek burada? Huni'ye ilk kanı verdiler. Her ne kadar çok kötü bir turnuvaya geçiriyor olsa da takımı. Huni hafiften üstünlüğü aldığı böyle eşleşmelerde tam bir köpek balığı. Bu arada şu aldı. An takıma yaklaşmasında hiçbir sıkıntı yok. İstediği zaman gelebilir, istediği zaman gidebilir. Ya bunu yapacak bir şampiyon da var. Çünkü artık gezgin çizmesi var. Doğru şampiyon da.
O yüzden bence sorunların çoğu çözüldü şu an. Şimdi yalnız Ming'den bir karanlık eser denemesi tutmadı. Kars'a bekliyor orada. Hatta geri dönüş animasyonunu da bozmuştu. Ama bu kule altı denemesi çok başarılı olmayabilir. Arlayıcı adına Kars'a bir kez daha bozdu. Hemen ışınlanlara bakıyorum. Hunde katılabilir buraya. Hunde hatta yürüyerek geldi. Kars'a oradan çıkması gerektiğini biliyor. Vulkan zarif uçuş. Orada yakalamayı başaramadı Kars'a'yı. Yalnız üst koridorda Hunde ışınlanla beraber koridoruna dönebilir isterse. Pek de bir kaynak kaybetmiş olmadı böylelikle. Evet, zaten burası zayıf taraf RNG için. Bunu biliyor olması lazım ben şimdi ama minyon dalgası çok kötü bir noktada ve ittirmeye çalışıyor. Yani orada minyonları bıraksa sonsuza kadar donduracak orayı. İşte ormancıların bu turnuvada iyi yaptığı şeylerden bir tanesi. Bazen ormanındaki kaynaklardan vazgeçip kötü durumdaki koridorları gelip düzeltiyorlar. Ama bu takımın kaynak dağılımı sürekli az önceki konuya geri döneceğim. Ormancılar değil aşağı taraftaydı. Eğer yukarı tarafta olsaydı belki de bu olmayacak. Bir önceki karşılaşmada SKT RNG maçında SKT jungler'ı, ormancısı Klitz %12 daha az haritanın üst tarafında bulunmuş. Yani bu çok ciddi bir şey aslına bakarsak. Yani Kars'a yatıyor orada aslına bakarsak. Damonte bu arada ilk önemli adımı attı kendi adına 6. seviyeye geldi. Şu ana kadar yalnız Akali'ye orta koridorda minyon sayısında geri düşmüş durumda. Ama Araçlısı cebindeki... olduğu için aynen. Çok rahatsız olmayacaktır. Cebindeki eşyaları satsa bu arada altını eşitler. Hatta iyi bir noktaya gelir yani. Langshi Hu'nun üzerinde onu geri çekmeyi başaramadı. Bir seviye fark vardı yalnız. Yaptığı tehlikeli bir şeydi. Hu'nun. Ya bir de buradaki savaş muhtemelen duvar kenarında yaşanmayacak. Dolayısıyla Hu'nun orada birazcık daha dikkat etmesi lazım. Ama Lengi'nin de eğer skor almak istiyorsa belli noktalarda duvara yaklaşması gerekecek Huni'ye doğru. O noktalarda da Huni outplay etme ihtimali var çünkü sıçrası var. Doğru bir açıyla oradaki skor alabilir. Evet yine Kars'a her zamanki gibi alt koridoruna doğru yöneliyor. Normal şartlar altında rakipte Qiyan'ı olduğu zaman bu kadar kırılgan bir şampiyon varsa tek kitle kontrolle zaten düşürüyorsunuz onu aslında bakarsak. Ama RNG'yi yine haritanın aşağı tarafına doğru oynamak istiyor ve Uzi bu arada hiç fena iş çıkarmıyor. Karanlık esaret hala gelmedi Ming'den. Ters tarafa doğru. Güzel düşündü aslında. No-look bir karanlık esaret attı oraya. Buraya... Sağ gösterip sol vurmaya çalıştı ama. Buraya bebek bakıcılığı yapmak zorunda değilsiniz ki. Ezreal Morgana koridoru zaten burası. Yani aşırı derecede güvenli bir koridor. Kars'a aldın onu. Ne olur haritanın üst tarafına çık artık. Orada Kars'a henüz 5. seviye. Lira ise 6. seviye. Kars'a heykel taklidini sürdürüyor. Yalnız orada. Sancak kombosu tutmayınca Ming'in de karanlık eserti imkansız hale geldi. Bu 3'e 3 yalnız çok tehlikeli Clutch Gaming adına. Koçanın 0 mana olduğunu da hatırlatalım. İsabet dalgası da minyon dalgasını birazcık yumuşattı. Olası bir anlık hasarı da azalttı böylelikle ama Kodisan artık geri gitmek istiyor. Geri gitse bile minyon dalgasına yetişemeyecek. Hatta kule barikatları da RNG tarafında olacak, bir ya da iki tane alırlar diye tahmin ediyorum. Bu da Kodisan'ın tabii geri gidememesi anlamına geliyor. Ya arkanızda ormancı varken, sürekli size iyi gösterirken çok normal bu şekilde Morgana, Ezreal ikilisinin buraya baskı kurmuş olması. Tabii esas amaç burada, tabii Uzun az önceki ultisi olsaydı bu çok daha farklı olabilirdi şu pozisyon. Buradaki esas amaç Ezreal'ı bir an önce koridordan çıkarıp ortaya getirmek. Şimdi orta koridorda Lyra bir baskın denemesinde bulabilir. Xiao acaba oradan içeri doğru girecek mi? İçeride kalmayı tercih etti. Damonte'nin üzerine gidecek, ultisi var Damonte'nin. Xiao. Gidebilir mi? Yemlenmedi diyelim. Ultisi olan bir keyle karşı kule altı girmek sıçraları istemedi. Sıçraları değişebilirlerdi belki o pozisyonu. Ya da ultiye karşı sıçra alabilirdi. Ama muhtemelen sıçrasını Asteri sıçrayı alacaktı. Oradaki ileri atılma animasyonunu kesebilirdi Rex'e ile beraber. O pozisyonda da Akali mecburen sıçramak zorunda kalırdı. Ya bir de şu anda Xiao'nun orta koridorda ekstra bir oyun yapmasına gerek yok. Yani 81-68 minyon sayısında önde. Ama eksek altında silah girdi bu arada. Doğru emin adımlarla gidiyor. Evet, altında girdi. Araççıdan doğru. Dolayı 400 altınlık bir fark var orada. Aşağı tarafta ama 800 altınlık bir Ezreal üstünlüğü. O da Ejder'i getirdi. Tabii aşağı tarafta bu kadar fazla ilgi olunca Lyra da mecburen haritanın aşağı tarafında dolaşmak zorunda. Yani oranın skorda geri düşmesi, yani o kuleyi erken vermesi oyunun sonunu hızlandırabilir. Ya bu pozisyonda artık ben Huni'ye bakacağım. Yani Huni'nin bir ışınlanıyla yapacağı oyun.
çok şey değiştirebilir belki ama. Alt koridorda bu arada bir savaş çıkmış. Uzi'nin canı oldukça azalmış durumda, yalnız almayı başaramadılar. Bir de ulti geldi Morgana'dan. En azından geri dönüş skoru ama burada ilk hamleyi yapan Cody Sun oldu. Ve Uzi'yi düşürmeyi başardı. Şimdi Huni Langshin'in üzerinde toprağın öfkesi de geliyor. Langshin'in ultisi birazdan bitecek. Lira havaya sıçratıyor onu. Bir skor daha, üst koridordan. Aşağıdan da bir skor. Aşağıdan birebir değişim diyelim. 2-1. Morgana aldı. Aa, Morgana evet, Volkan almayı başarmış. Haklısın, 2-1'lik bir değişim oldu bu. Şimdi yalnız Karsa'nın başı dertte olabilir. Ulti de geldi. Geldi oraya. Karsa'dan biraz erken bir ulti geldi. Düzeltiyorum, sancak kombosu geldi. Şahide havaya sıçratacak ama hasar bitti burada. Clutch Gaming başını döndürdü şu ana kadar RNG'yi. Biraz evvel bir şey konuşuyorduk yani, aşağıya çekme konusu. Bu maçlar başlamadan önce sanırım aynı şey burada da gerçekleşiyor. Yani biraz evvel SKT'nin maç içi kontrolü kaybetmesi burada da yine RNG'nin başına geliyor olabilir. Burada tabii Rakan'ın pozisyonundan haberdar değil belli ki Uzi. Ama orada da müthiş bir karanlık kalkan gelmiş Ming'den. Ama yine de ulti açıldıktan sonra o kalkan işe yaramadı. Sanırım hasardan dolayı kalkan kırıldı. Yani felaket senaryosu. Bari sıçra atmasaydı. Bu arada her türlü ölecekti. Morgana'da sıçrası vardı ama otomatik saldırı gördükten sonra tek taraflı atmış oldu. Burada Langshi de çok kötü bir sıçra atmış. O sıçranın sonucunda yakalanıyor. Üzerine de Karsa. Tekrardan izleyeceğiz şimdi burada. Sıçra, sancak mızrak kombosu. O birazcık erken atıldığı için Lira da onu takip ediyor. Üzerine gelen de Kaylogis'i. Ama yine aşağı tarafta alt koridorda. Oyunun ilk kulesini almayı başaracak burada. Artık altın farkı da az evvelki 2'ye 1'den sonra 1100 altına ulaşmış durumda. Bu arada Lira'nın üzerinde alamet olduğunu da söyleyelim. Onu 14 olmadan mantıklı bir şekilde kullanırsa bu ilk kule altının en azından dengeleme şansına sahip olabilir. Yani şimdi Ezreal haritaya salma olanakları ortaya çıktı. Damote'nin başı dertte olabilir. Sıçrası var, ultisi bekleme süresinde yalnız Langshi. Arka arkaya bütün yeteneklerini kaçırdı neredeyse. Damote'nin ultisi vardı bu arada. Ama kullanmamayı tercih etti. Rexen'in yerini bilmiyorlardı galiba. Görüşleri yoktu diye olabilir, tahmin ediyorum. Olabilir. Yani bir de gruptan çıkma anlamına gelecek bu karşılaşmada. Çok iddialı hamleler. Kolay değil şimdi. Volkan en azından orada yakalamaya çalışacak. Shao, hayır. Shao arka tarafa doğru ultisini kullanarak uzaklaşıyor. Bu da fena bir zafer değil aslında. Yani ultisini bu şekilde karşılıksız olarak almaları. Huni orada ultisine tutundu. Muhtemelen işe yaramayacaktı ultisi. Yalnız Huni'nin üst koridordan biraz minyon kaybetmesine yol açacak. Hatta şu anda Kaylin o tarafa doğru yaklaştığını görüyoruz. Ezreal da orta koridora geldi şu anda. Orayı ittirecek ve Ezreal'ın ittirmesine şu an oyunda cevap verebilecek herhangi bir şampiyon yok. Çok rahat bir şekilde oradan yavaş yavaş kule barikatları alınacak ve alt koridordan yalnız Shelly aktifleştirildi. Burada bir takas gerçekleşecek. Ya oyunun başından beri aslında planı belliydi RNG'nin. Aşağı tarafı hızlı bir şekilde haritayı salmak ve bunu başarlar. Bakalım buna ne kadar reaksiyon gösterebilecek. İsabet dalgası, minyon dalgasını çok hafifletti, çok güçsüzleştirdi ama kulenin alınmasının önünde bir engel olarak durmayacak gibi gözüküyor. Shao yaklaşmak istiyor ama arka tarafta Lira bir tehdit. Huni'yi şimdi yakalamak istiyorlar. Huni'nin orayı savunmasının imkanı yok. Ya o kadar büyük bir kitle kontrol tehdidi var ki Morgana ile Jarvan arasında. Ama kuleyi alamayacaklar bu pozisyonda. Ve orta tarafa doğru şimdi Vulcan geliyor. Orada bir oyun yapma şansları olabilir. Ama totem üzerindeler. Felakete dönüşebilir bu. Şu anda RNG güzel yemliyor bence burayı. Vulcan yani son piksele sığındı orada. Tutsayı dönmüştü. Yalnız bu bir şekilde takasa dönüşmedi. 15 saniye daha dişini sıkabilirse eğer Clutch Gaming iki kule barikatını kurtarmış olacak. 320 altınlık bir getiri olacak bu onlar için. Aşağı taraftan 5 barikat aldılar bu arada. Kuleyi alırken. O da önemli. Kule barikatları düştü. Oyundaki ikinci ejder RNG'nin. İkinci Vult ejderi. İkinci Vult ejderi. Ve üçüncü bulut ejderi gelecek. Ya böyle bir tane okyanus, işte bir tane bulut olduğu zaman hani
okey ama 3 tanesi birleştiği zaman böyle garip, hakikaten böyle sinir bozucu bir güçlendirme yaratıyor. Yani ne olursa olsun bu arada, hangi ejder olursa olsun 3 taneyi yan yana koyduğunuzda kader değiştirebiliyor. Aynen. Ya bu haritadaki rotasyon hızını etkileyecek, ayrık ittirmenin dengesini bozabilecek bir durum. Bu noktada tabii ki daha iyi seçenek daha vardı ama bunun da çok kötü olduğunu düşünmüyorum şu an için. Az evvelki alt koridordan alınan kule ve karşılığında orta koridorda çok bir şey kaybetmemiş Kılıç'ın. Nişancı arasındaki altın farkını da oldukça azaltmış durumda. 1700 altına kadar olan çıkmış olan altın farkı şu an 900 civarında düşmüş durumda. Hatta şu an 700 seviyesinde ama birazdan orta koridor kulesine daha çok baskı yapacak RNG'yi. Orada ayrık ekranda da Kayle ile Akali arasındaki birebir tamamen Akali'nin istediği gibi geçmiş. Valla ne kadar katılsın bilmiyorum ama bu eşleşmede sanırım kırılma noktası Kayle'ın 3 eşya olduğu nokta. 2 eşyada da bayağı bir güç patlaması yaşıyor. Tabii. Ama 3 eşyada ya maçı kırabilecek pozisyona getirebiliyor. O yüzden o zamana kadar Uzi ne yapacaksa yapmalı. Şimdi üçlü kuvveti bitti yalnız. Bayağı büyük bir sıkıntı yaşatacak. Birazdan da sanırım Muramana'ya dönüştürecek. Ondan sonra RNG için güzel bir savaşma aralığı oluşacak. Altın neredeyse eşit bu arada. Langshin'in başı bir kez daha dertte. Lira'dan sıçrala geldi. Toprağın öfkesi. Huni. 3-0 birlik bir Qiyana. Haritada şu anda tek diyemeyeceği neredeyse kimse yok. Ama işte o pozisyona girebilecek mi? Morgana varken, Ezreal'ın bu sıvışkan yapısı varken. Bir kez daha Clutch orta oyuna girerken aslında hiç de fena bir erken oyun geçirmeyerek işte geriye düşmeden giriyor. Fakat orta oyun karar mekanizmasının ne kadar sıkıntılı olduğunu daha öncesinde gördük orta ve oyun sonu. Evet, karar mekanizmasının hem Fnatic'e karşı kaybettikleri ilk maçta hem ikinci maçta. Bakalım bu maçta farklı bir görüntü çizebilecekler mi? Huni bir de Huni diyorum. Uzi bir de mavi buldu kendine. O çok daha azlandıracak tabii Muramana'yı. Daha önce 23 derdik ama çok daha erken vakitlerde bittiğini görüyoruz Muramana'nın. Özellikle bu turnuva bazında. 18-19 evet. Dakikalar civarında normalde bitmesi gerekiyor. Yani 700 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Olabilir tabii. Koridordan çünkü çok istediği gibi çıktı. Yani ilk geri dönüşünü istediği gibi gerçekleştirdi esasında. Dolayısıyla hızlıca doldurmaya başladı. Bu arada minyon farkı 191-148. Global altın. Şu an birazcık daha tabii ki önde. Yalnız Damonte önemli bir eşiği daha atladı. 12. seviye. Burayı acaba kuleyi tanklayarak alacaklar mı? Evet, rahatlıkla almayı başarıyorlar ve 200 altında öne geçmeyi başardı Clutch Gaming bu hamlenin ardından. Buna karşılık ama kendi ormanlarının kontrolünü ve orta koridorun hakimiyetini tamamen yitirdiler. Ama şu an için ekstra bir görev yapma ihtimali yok RNG'nin. Bu da Clutch Gaming için fena bir senaryo değil gibi. Biraz bütün güçlendirmeleri aldı Uzi ya. Evet. Çok 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 güçlü olacak. Bakalım ne kadar etki edecek burada. Bir vuruşta iki tane. Hasar da kastı. Ve evet, Muramana bitti. 18. Evet. İç boss'un falası gelecek muhtemelen şimdi. Ya da vampir alsa üzerine şey alacak. Botunu da bitirebilir. Evet, botunu bitirdi. Bir de vampir alsa geldi. Ninja tabi. Fiziksel hasar. Hem üzerinde çullanacak Rexa'yı hem Qiyana'nın olduğu yerde bir ninja tabisine ihtiyacı vardı. Belki biraz geç bile kalmış oluyor ama şu ana kadar çok da tehdit görmedi zaten. Hem Morgana'sı var nihayetinde. Yani. Huni de durur mu yapıştırmış cevabı. Draktor'ın yanında yoğumu da bitirdi. O da ana eşyalar. İki eşyalık güç patlamasını yakalamış durumda. Şu an seviye 11'i de gördüğümüz için Kayle'da. Yavaş yavaş daha fazla agresif 2-2-3-3'ler araması lazım Clutch kompozisyonunun. Çünkü Aatrox da şu an hiç iyi durumda değil. Çok oldukça geride. Yine Akali'nin üzerinde çok eşya yok. 2 eşya seviyesine ulaşmış bir Kai'Sa da var. Bir şeyler çıkartabilirler. Şu an her şampiyonu oldukça iyi durumda Clutch'ın. Ya 3. ejder de herhangi bir ses çıkmadan RNG'ye gidecek gibi gözüküyor. Ya Clutch Gaming evet. Altın anlamında işi hiç fena bir noktada tutmadı ama
Özellikle ejder anlamında hiç varlık gösteremediler. Ya kompozisyonları yalnız hani şu an savaşmaya gerektirmiyor yani. Ekstra risk almalarına gerek yok bu noktada. Ya işte Rek'Sai'nin varlığı benim birazcık orada kafamda soru işaretleri oluşturuyor. O Erken'i tutsun diye. Etkinliği çok azalacak. Ki Erken'i güzel tuttu abi bu arada. Doğru yani. Aslında yani. 4'ünde. Kuni'yi mutlu etti. Aynen. Ha, bu dakikadan sonra hani Lira'nın yapacağı şey arkadaşlar ben sizi büyüttüm, geliştirdim. Gerisi sizde yani. Ki öyle demesi daha iyi. Çünkü az önceki Lee Sin oyununda... Gördüklerimiz itibarıyla. Yan koridor baskısı da şu an tamamen Clutch Gaming'e dönecek gibi gözüküyor. Ya bu arada onlar da fena değil aslında. Akali ve Aatrox 1-3-1 için aday sayılabilecek şampiyonlar ama senin Eren'in daha doğrusu değindiği gibi Aatrox o denli geride ki şu anda evet. Herhangi bir şekilde karşısında duramaz. Huni'nin hatta Damonte karşısında çok zorlanır. Bir de bu Aatrox o eski bildiğimiz ilk savaş çıkacak gibi gözüküyor bu arada. Toprağın öfkesi. Kars'a yalnız düşmedi. Arka tarafta Vulcan düşecek. Kars'a da hayatta kaldı. Her şey çok iyi başlamış gibi gözüküyordu ama hayır. RNG tarafı burada ormancısını kurtardı. Kodisan üzerinde Kayle ultisi onu kısa bir sürede hayatta tutacak. Sıçra bakalım yeterli olacak mı Huni? Yalnız Uzi'den gelen isabet dalgası. Son hasarı veren burada Ezreal oldu. Mantık doğru. Ormancıyı aradan çıkartmak istediler her şeyden önce. Uygulama da fena değil bu arada. Uygulama da aslında başta fena değildi fakat Vulcan'ı tutan... Ya anlık düşüremediler, takip edemediler Huni'nin hasarını. Artı Vulcan'ı tutan karanlık esaret onu o kadar uzun süre yönetti ki 5 saniye falan sürdü yani. Onun üzerine bir de tabii kronometresini de kullandı. Bir anda çok iyi başlıyor gibi gözüken senaryo Kars'ın da düşmemesiyle beraber faciaya dönüştü. Clutch için işte bir noktadan itibaren işler uygulamaya bakıyor ve uygulama konusunda her maç Clutch... Ciddi ciddi problem yaşıyor. Ya 1-0 önde şu an. Tam neden hamle yapmıyorlar diye soracaktım. Cevabımı verdiler bana. Kronometre. Yani aslında işin özeti burada kronometre. O pardon kronometre kullanmamış zaten şey değil mi? Evet. Diğer tarafta Kars'ı kullanıyor. Burada bayağı bir süre hayatta tutuyorlar ama sonunda isabet dalgası işi bitirecek. Ucundan üst koridorda Kodisa'nın başı dertte Kars'a girecek içeri. Langshi gerekeni yaptı, kitle kontrolü uyguladı. Şimdi sadece kombosunun göbeğinde kaldı Kodisan. Uzi de ne olur ne olmaz o diye gelmişti. O skoru niye bana vermediniz diye kızıyor şu anda. Mahvolmuşu bitti sanırım. Oo. Evet. Ya bu arada Kodisan kötü durumda değil. 2,5 eşya ve bunlardan bir tanesi Ginso. Bu arada Regardner orada mahvolmuş bitmemiş olsaydı muhtemelen alacaktı skoru. İzin aldılar çocuklar. Öyle baba alalım mı skoru? Tamam gençler alalım. Bakayım olmuşum. Bir altına bir dakika. Tamam. Tamam alalım hadi. Ya Uzi de böyle olsun istemezdi bu arada. Hangisini? Bütün kaynakları bana versinler. Tabii, kaybedince tabii, tüm suçlu ben olayım. Tabii, keşke hiç, başka biri taşısaydı. Memnun değil tabii hiç halinden aslına bakarsa. Bu kadar çok kaynağı almaktan hangi oyuncu memnun olur ki? Benim de tahminim o yönde. Değil mi yani? Ben de her maç 20 dakikada 3 eşya almaktan çok rahatsız olurdum mesela. Yavaştan sinirlenmeye başladı yalnız. Başta bir hayıflanma vardı. Orada Eren muhtemelen sen yetişememişsin dedi. Johnny hatırlar diye tahmin ediyorum. Bizim zamanımızda Zenginler de Ağlar diye bir dizi vardı. Uzi'nin durumunu anlatmak için kullanılabilir. 11.658 tam elimizle istesek böyle koyardık muhtemelen. Uzi'nin altın konusundaki yaptıkları. Şimdi bir kez daha Kars'a yakalayacaklar. Bu sefer kronometre yok. Kars'ı kurtarabilecek bir şey de yok. Lira geldi şimdi oraya yalnız Uzi'ye yakalandı. Lira Kayle ultisi. Burada kötü bir iletişim. İletişimsizlik bile diyorlar bazı dillerde buna. Lira belki hayatta kalmış olabilir ama. Yani Clutch Gaming'in turnuvasına dair bir özet oldu desek. Yalnız mükemmel zamanı o. Yani kronometre basmadan bir saniye önce ulti yapmayı başardı ya. İnanılmaz bir zamanda. Yani gerçekten orası bir de çok agresif şekilde Ace'ini, çift geçişini kullandığı esnada Clutch'ın rakibinin üzerinde koşması gereken yerde böyle bir upsi olunca yani sıçrasa da vardı tabii Lira'nın o esnada. Normal şartlarda Uzi'nin o E'ye attığı kısımda ne yapmasını istersiniz Lira'nın? Kafasına sıçra atmasını istersiniz. Ming'den bu arada ulti de geldi hemen sıçrasını kullanıyor Uni'ye. Yani bir avantaj, bir skor almasına rağmen haritada baskıyı sürdürüyor RNG. İşte burada Clutch'ın uygulamasındaki problemi görebiliyoruz aslında. Tekrar izleyelim bu pozisyonu. Tabii Kars'a kafa atmalara doyamadı. Pozisyonu yine yakalandı. Bir de ya sanki Huni'nin burada olması beklemiyor gibi oynuyor ama karanlığa karşı biraz daha saygılı olması gerekiyor dedi. Çünkü bu arada müthiş zamanlar.
gerçekten. Sonradan ulti tutmayacak. Uzi'nin attığı ulti. Şey düşündüler muhtemelen. Maksimum nasıl sarıya dönüştürebiliriz Rexa'yı? kronometreyle şey aynı şey olunca böyle renk cümbüşüne dönüyor. Gerçek hasar bunun için artık böyle bir senaryo var. Son kısımdan sonra. Aşağıda da Flame Horizon olmak üzere. Arada ne kadar altın farkı var hemen kontrol edelim. Arada yaklaşık 3000'lik bir altın farkı. Hatta 3100 altın fark var. Bir de sıfırdan ne? Bir... Ne? Lengşi iyi bir oyun geçiriyor diyemeyiz. Yalnız... Yalnız Volkan'ı düşürebilecek mi almayı başaramadı son anda Damonte. Yalnız şimdi Huni'nin başı dertti. Huni'yi görünmezlik kurtaracak mı? Pek olası gözükmüyor. Çalın da içine bir sıçra geldi. Huni yalnız... Oo, çok güzel kaçtı orada. Ya iki tane suikastçinin kapışması. Ninja bugün kaybetti. Öbürü ne? Onu düşünüyorum. Ne olabilir? Elemental gibi bir şey. Elementalist olsa değil. Elementalist olmak zorunda. Ya yani elementleri kullanıyor ya Johnny hani. Ama suikastçı bir yandan da. O ne? Ha? Kodisan durduğu yere sıça mı attı? Biz bugün ne izliyoruz bu grupta abi? Durdur bir dakika bu pro view'luk ya. Bu vallahi pro view'luk. Abi sıçra hasar vurmuyor muydu? Ya ölüm grubu bugün niye Group of Life'a döndü abi? Abi bizi öldürmeye çalışıyorlar ben. İzleyenleri ölüm grubu oldu bu. Select stream bir saniye. Hemen bu keyfi yaşayalım. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım. Sizler de ProView'a istemci içerisinden sahip olabilirsiniz. Oyuncuların gözlerinden maçları takip etmek istiyorsanız ve senkronize bir şekilde bütün oyuncuları aynı anda izleyebilirsiniz. Çok güçlü. Yaparlar. Ve şu anda yapıyorlar gibi gözüküyor. Sadece iki kişi karşıda ve Uzi. Ve bunu beklemiyor Clutch. Yok ya. Tamam görsel hataymış. Görsel hataymış. Bildiğin mesafeyi kapamış. Kapatmış mı? Kapatmış. 3000 cana kadar düştü. RNG bu sürpriziyle beraber canını yakacak. Clutch'ın içeri girmesi mümkün değil. Orada Kodisa'nın ultisi yok. Bir anlık görüş kaybı. Harita kaybı. İşte problem şu. Haritanın sağında sonunda sürekli bir şeyler oluyor ama haritanın ortasında sürekli olarak RNG'nin kontrolü var. Ve bu da nehire kolay ulaşım sağlıyor. Biraz evvel bütün nehirde Clutch'ın kontrolü varken Kodisan'ı aşağıya gönderince tekrardan oraya rahat bir şekilde RNG girdi. Ve bu da Baron demek oldu aslında. Çok da basit bir şey burada RNG'nin yaptığı. Temel problemler işte NA takımlarının oyunlarında bunları işaret ediyor. Bir tane skor aldı bu arada Huni. Huni bu arada başı dertte. Huni Kars'ı yakalayacağım derken kendi yakalandı. Kars'ı da yakalayamadı ayrıca. Kars'ı şimdi Akali geliyor az Ocean'la. Uzi'nin takibi çok kolay. Ezreal'ın takibi her zaman çok kolay. Orada yansı tutmayan bir isabet dalgası. Düzeltiyorum gizemli atış. Şimdi Kodisan'ı yakaladılar şu ikinci skor. Lira'nın üzerine doğru gidecek. Uzi'nin sihir geçişinde çok fazla bir zaman kalmamış olsa gerek. Orada karanlık esaret tutu arka taraftan. Xiao biraz da biz ölelim dedi ve o skoru aldı. Diğer tarafta bu arada Lengxi koridorunu ittirmeyi sürdürüyor. Buranın kahramanı kesinlikle Karsa. Çünkü tam şey ultisine, Qiyano ultisine ultisiyle cevap verdi ve ultiyi yemedi o esnada. Aynı zamanda ultiyi de boşa gitmesine sebep oldu. Oradan sonrasında zaten Qiyano ultisi bu kompozisyonun en önemli silahı. Qiyano ultisi yokken Clutch'ın takım savaşı kazanma ihtimali yok. RNG de çok rahat bir şekilde takip edip takım savaşını kazandı ve oyunu bitirmeye doğru gidiyorlar. Baron almışken en çok ne istersiniz? Oyunu bitirmeyi. Rakibin savunmalarının kırılmasını ve hepsinin ölmesini. RNG'nin başına da bu geldi. Abi dışarıda şike... Bir dakika dışarıda... Challenger olmayı. League of Legends'dan beklentiniz ne? Oyun kazanma. Abi bir dakika dışarıda biraz evvel şikayet ediyordun. Çok fazla ayrıntı vererek bana sorulan soruları cevaplıyorum diye. Şimdi bak düz adam gibi cevapladık. Ya yaranamıyoruz abi size. Aynen abi verilebilecek zaten iki tane cevap var. Ya o ya o. Ortası yok etsen abi. Burada tekrar... Bu arada şey ulti yemiş pardon. İçeride yemiş ama sadece ultinin duvarlarına gitmiş ve etrafta kimseye de hasar vermemiş. Herkesin aklında aynı soru. Bu arada alt tarafta skorlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Damonte neden ultisini Uni'ye atmadı? Çok uzaktı sanırım. Yani range'e giremedi sanırım. Öncesinde atması lazımdı. Burada bir şeyler oluyor. Arkada gene. Savaş çıkmış. Şimdi Kayle ultisi gelmiş ve X-Core burada Karsa'yı alarak gelecek. Clutch geldi. Lengxi! Bu maçta canı çok sıkıldı, canı çok yandı ama o da intikamını almayı başardı. Hatta Lira'nın da üzerine gidecek ultisi aktif. Bu arada Aatrox, tam bir canavar. Lengxi 0-4-1 başladı oyunda. 1-4 olmayı başardı. O zaman alkışladı. 1-4-5 ama. İşte tamam. Kahramanlık hikayesi. Ve deminden şimdiye geldi ve yani RNG'di resmen. Güldük, eğlendik.
hadi o zaman bitirelim maçı, bizim daha önemli maçlarımız var dedi. Ya maçın herhangi bir noktasında siz Clutch'in kazanacağına ihtimal verdiniz mi? 20 dakika boyunca biz güldük, eğlendik. Fark ettiysem ben burada oturuyordum. Ayağa kalktım, maç bitti. Çünkü maçın okudum ya galiba burayı. RNG de dedi ki abi 20 dakika bir takıldılar böyle. Hadi artık yeter dediler. Maçı bitirelim ve Uzi zaten hiç diğer takım arkadaşları gibi trollemedi yer yerde olsa. Bütün maç boyunca orta koridorda kontrol sağlamıştı. Bütün maç boyunca takımdan önceliği vermişti ve baskın taraf olmuştu. Nehrin de kontrolünü bir pozisyonda sağladılar. Çok rahat bir şekilde. Hiç verdikleri ilk agresif makro kararda cezalandırılmadılar. Çünkü karşılarında cezalandırmayı yapabilecek kolay kolay bir takım yoktu açık konuşmak. Uzun kilo mu vermiş? Biraz.